Brioche Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Hatırlarsanız daha önce size gerçek Selanik örgüsünü anlatmıştım ama biraz acemilik dönemime rastlamıştı sanırım. Elim kadrajdan dışarı çıkmıştı bazı bölümlerde. Anlaşılamayan birkaç nokta olmuş. O yüzden bir kez daha videoyu çekmek istedim. Şimdi modeli nasıl yapacağımızı anlatacağım size. Olabildiğince kısa ve kolay bir şekilde. Bu arada bu modeli örüyorum şu anda. Yarın Selanik bere yapacağız birlikte. Hem çocuklar, hem erkekler, hem kadınlar için kullanılabilecek oldukça kullanışlı bir bere. Videosunu da linkini birazdan şuraya koyacağım. Birazdan dedim yarın koyacağım büyük ihtimalle şuraya. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde Selanik bere örmüş olacaksınız. Şimdi bu model tek sayılı ilmekler üzerine gidiyor. Yani çift sayı ilmek atmıyorsunuz. Tek sayı atıyorsunuz. 80 atmayın, 81 atın, 83 atın. 70 atmayın, 71, 73, 75 gibi tek sayılar üzerine atıyorsunuz. Bütün model ters örgü üzerinde yürüyecek. Bu yüzden ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın ters ördüm. İkinci ilmeği şöyle üzerine bir tane ilmek atıyorum. Ama çekmeden, sanki örermiş gibi yapıp bırakıyorum ama örmüyorum. Sonrasını yine bir tane ters örgü yapıyorum. Hemen arkasındakini bu şekilde örermiş gibi yapıyorum, örmeden bırakıyorum. Aslında üstüne ilmek doluyorum. Örermiş gibi yapıyorum deme sebebim kolay anlamanız için. Bakın şimdi yine aynı şeyi yapıyorum. Burada da öyle. Üzerine attık. Ve sonra bir tane haroşa örüyorum. Tekrar bir tane üzerine attım. Bir tane ördüm. Bir tane üzerine attım. Bir tane ördüm. Bir tane üzerine attım. Sondaki ilmeğiniz bu şekilde kalacak. Yani eğer çift sayı atsaydık burada bir karmaşa oluşacaktı. Bu yüzden tek sayı atıyoruz. Bunu örüp o şekilde bitirmek için sırayı. Bir tane ters örüyorum ve bırakıyorum. İkinci sıraya geldiğimde bir tane ördüm. Bakın şimdi üzerine ilmek attığımız bölümdeyiz. Biraz yaklaştırayım isterseniz. Üzerine ilmek attığım bölümdeyim. Şimdi bu ilmek attığım bölümü çift şekilde ikisi birden alıyorum. Ve yine ters örgü yaparak, az önce de söylemiştim, bütün model ters örgü üzerine yürüyor. Sonra burada üzerine ilmek atılmamış, normal, ön yüzde tek başına ördüğümüz ilmek var. Onu alıyorum, üzerine ilmek atıyorum ama örmüyorum. İlmek doluyorum sadece. Daha önceki sırada ilmek doladığım bölümü ilmekle birlikte çift alıyorum. Tek ördüğümü ilmek doluyorum. Bu şekilde önü uzun ip gibi gelen ve arkasında ilmeği olan bölümü çift örüyorum. Sonrakinde ilmeği doluyorum ve bırakıyorum. Çifti tekleştiriyorum. Sonra gelen tek ilmek. Bakın kendi zaten gidiyor örgünün. Çünkü bu tek başına geliyor. O zaman bunun üzerine bir tane ilmek dolayıp alıyorum. Diğerini çift örüyorum. İlmeği doluyorum. Diğerini çift örüyorum. Bakın burada yine tek bir tane kaldı. Onu bu şekilde ters örerek bitirdim. Üçüncü sıradayım. Yine ters örgü her zaman olduğu gibi. Bu ilk ilmekleri örmeden de alabilirsiniz. Şimdi bakın artık yavaş yavaş Selanik örgüdeki o düz görüntü çıkmaya başladı. Bu tek örülmüş, üzerinde ilmek olmayan bir ilmek. O yüzden onu alırken üzerine ilmek doluyorum. Bu şekilde alıyorum örmeden. Burada dolanmış ilmek ve normal ilmek var. Bunları da çift alıyorum. Tek ilmeğin üzerine ilmek doluyorum. Çiftleri tek alıyorum. Tek ilmeğe ilmek doluyorum. Çifti tek alıyorum. İlmeği doladım. Teke dönüştürdüm. İlmeği doladım. Teke dönüştürdüm.
İlmeği doluyorum ve sonuncusunu yine her zamanki gibi ters olarak örüyorum ve bitiriyorum. Sonraki sıraya geldim. Metot hep aynı. İlkini ördüm. Bakın ilmek dolanmış ve ilmek geldi bu sefer bu sırada. Onları teke düşürdüm. Tek geleni de ilmeği doladım. Çift gelenleri teke dönüştürüyorum. Tek gelenin üzerine de ilmek doluyorum. Bu kadar basit Selanik örgü. Hiç gözünüzü korkutacak bir şey yok. Yavaş yavaş oluşacak. İlk başlarda bir şeye benzetemeyebilirsiniz örgünüzü ama sonrasında bakın böyle Selanik örgünün oluştuğunu göreceksiniz. Burada bir ipucu vereceğim size. Bakın şimdi şurada düz bir görüntü var. Yani düz örgü görüntüsü. Bu bütün model boyunca ipucu olsun size. Üzerine ilmek dolayacağımız ilmek. Şu düz görüntü bakın bu ilmeği alırken bilin ki eğer şaşırırsanız hangisinin üzerine ilmek dolamalıyım derken diye. Şu düz görüntü olan ilmek hep üzerine ilmek dolanan. Dolayıp bırakıyorum. Bakın sonrası zaten çift geliyor. Haroşa gibi gözüken bölümün üstü çift. Onu tekleştiriyorum. Burada düz gözükeni çiftleştiriyorum. İki tane geleni teke döndürüyorum. Düz geleni çiftleştiriyorum. Düz geleni çiftleştirdim. İki tane geleni tekleştirdim. Bu kadar basit. Dediğim gibi yarın bu modelden bir bere yapacağız. Hem çocukların hem de yetişkinlerin kullanabileceği. Hepinize kolay gelsin.